Oğlum Ali Amir'e dikkatli olun ha. Sizi sıkıştırırsa falan Hüseyin Amir bayağıdır bu herifin peşindeydi falan deyin. Dikkatli olun. Tamam abi. Ne lan bu surat? Karadeniz'e gemilerin batmış gibi. Ya abi başımız belaya girmesin. Siz onu benden habersiz Ömer'e destek çıkarken düşünecektiniz. Dua edin de sonradan başımızı taşlara vurmayalım. Ben de bir simit alayım geleyim yeriz. Pelin. Aa Çiğdem ne haber? Ya kardeşim bir içeri geçti. Gel çay içelim. Ya ben de taze simit almaya gidiyorum. Biz daha kahvaltı edemedik. Hep olay yerindeydik. Ben seninle konuşmaya geldim. Gelsene 2 dakika. Tamam. Ya Çiğdem sen gerçekten ne dediğinin farkında değilsin. Bak lütfen bu dediklerini duymamış olayım. Lütfen. Yalansa yalan de. Arda senin yüzünden beni boşuyor. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor. Sözde iş güç diye senin evinden çıkmaz oldu. Artık sen kimi kandırıyorsun? Ya Çiğdemciğim bak sen yanlış anlamışsın. Arda'ya da boşu boşuna haksızlık ediyorsun. Çıkar o zaman cep telefonunu. Kocamla mesajlaşıp duruyorsunuz. Oku bakalım şu mıç mıç mesajlarını da bir foyanı görelim. Ya sen gerçekten ne dediğinin farkında değilsin. Bırak Allah aşkına ya benim işim gücüm var. Neden kaçıyorsun o zaman? Tamam. Okuyalım. Simit almayı unutma. Taş fırın olsun ama. Senin kelepçeyi de getir. Benimkini evde unutmuş. O gülümsemiş, ben de gülücük koymuş. Allah aşkına ne var bu mesajlarda? Ben anlamadım ki. Kanka muhabbetlerinizi yemezler canım. Öyle gülmeler falan. Bal gibi flört ediyorsunuz işte. Aranızda ne var çabuk söyle. Ya Çiğdem sen gerçekten delirmişsin. Arda benim arkadaşım. Sana nasıl baktığını gördüm. Bana sadece ilk tanıştığımızda öyle bakmıştı. Zaten şüpheleniyordum. Ama boşanalım deyince emin oldum artık. Ama şunu bil, Arda'yı sana bırakmam. Çiğdem hemen Pelin'den özür dile. Hemen dedim. Bakıyorum da sevginde kıyamıyorsun. Burada asıl canı yanan benim. Yazıklar olsun sana. Abuk sabuk konuşup insanın asabını bozma. Çabuk özür dile. Arda tamam. Tamam boş ver. Ya benim yüzümden bir tatsızlık olsun istemiyorum zaten. Lütfen tamam ben hiçbir şey duymadım. Bitti gitti. Çiğdem. Özür dilemeyeceğim. Allah ikinizin de cezasını versin. Çiğdem. Çiğdem. Pelin, şu dosyayı bir alın. Ne oldu kızım? Yok bir şey amirim. Önemli bir şey yok. İyi, peki. Arda nerede? Amirim ben bugün evden çalışacağım. Gelsenizle. Kızım ne oldu? Yalansa yalan de. Arda senin yüzünden beni boşuyor. Pelin. Pelin. Ya Pelin aç lütfen konuşalım.
Pelin lütfen aç konuşalım. Affedersiniz Zerrin Hanım. Mert Bey geldiler. Öyle mi gelsin? Tabii. Mert Bey buyurun. Merhaba Zerrin teyze. Merhaba, hoş geldin. Geç otur. Sen pek uğramazdın bize, haber de vermedin. Ne oldu? Her şey yolunda değil mi Mert'ciğim? Size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Ya ben Pelin, Çiğdem adına gerçekten çok özür dilerim. Ya 10.000 defa, 100.000 defa özür dilerim. Senin bir suçun yok ki. Ama ben hayatımda ilk defa kendimi bu kadar kötü hissettim. O kadar çok ağrıma gitti ki. Ya Arda neler söyledi? Hala inanamıyorum. Ya haklısın bak, gerçekten son zamanlarda çok saçmaladı zaten. İyice zıvanadan çıktı. Hayır, yani nereden vardı bu kanıya anlamadım. Ya ben öyle bir kız olsam tamam. Ya sen benim iş arkadaşımsın. Her şeyi geçtim. Ya kardeşim sayılırsın. Tabii yani. Ne sen bana aşıksın ne de ben sana. Ya bak hala düşündükçe kötü oluyorum. Haklısın tabii canım yani.